Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam getirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dağ. Gök devrildi künde üstüne künde. Başını bir gayeye satmış kahraman gibi, etinle, kemiğinle sokakların malısın. Kurulup şiltesine bir tahtaravan gibi, sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın. Fahişe yataklardan kaçtığım günden beri, erimiş ruhlarımız bir derdin potasında. Senin gölgeni içmiş, onun göz bebekleri, onun taşı ermiş. Senin kafatasında. İkinizin de ne eş ne arkadaşınız var. Sükut gibi müzevi, çığlık gibi hürsünüz. Dünyada taşınacak bir kuru başınız var. Onu da hangi diyar olsa götürürsün. Necip Fazıl yazdığı güzel şiirler kadar kendi şiirini en iyi okan şairlerden bir tanesi bana göre. Yani artistik bir şekilde sesinin tonu, vurguları çok başarılı olan bir şair. Ben Necip Fazıl'ı bir talih eseri olarak henüz ilkokula gitmeden evvel onun üç hatlı şiirini ezberleyerek tanımaya başladım. Aradan yıllar geçti. İlkokul sıralarındayken bir gün Çengelköy'de İskele gazinosunun yanında bir de baktım karşımda bir masanın etrafında Necip Fazıl ve bazı dostlarıyla beraber 5-6 kişilik bir grubun içinde konuşuyor. O dostları oturmuşlar ve hepsi yüzleri Necip Fazıl'a dönük, o ayakta. Böyle teatral bir şekilde, güzel jestlerle, hareketlerle, mimiklerle bir şeyler anlatıyor. Benden biraz uzak olduğu için ne anlattığını bilemiyorum. Ama her anlatılışında böyle o toplantıdaki bulunan kişilerde böyle kahkahalar patlıyor. Yani artist ve sanatkar bir tarafı vardı. Renkli ve sanatçı kişiliği çocukluk yıllarında ortaya çıkar. Her şeyin iç yüzünü merak eden, sorgulayan bir çocuktur. ...26 Mayıs 1904 yılında İstanbul Çemberlitaş'ta doğduğu büyük konağın eli avuca sığmayan haşarı çocuğu. Adı Necip. Ahmet Necip. İstanbul Cinayet Mahkemesi İstinaf Reisliğinden emekli Maraşlı Mehmet Hilmi Bey'in oğlunun tek erkek çocuğu. Çocukluğu büyük babasının himayesinde geçer. Anılarında büyük babasından hep övgüyle bahseder. Babaannesi, daha doğrusu cici annesi Zafer Hanım. İhtiyarlığı çağrıştırdığı için kendisine babaanne denilmesine izin vermeyen, elmasları ve sinirli mizacıyla tanınan bir İstanbul hanımefendisi. Babası, mektebi hukuk mezunu Fazıl Bey. Büyük konağın mütevazı ve sessiz kadını, Necip Fazıl'ın annesi Mediha Hanım. O geleneksel ve görkemli konak hayatının içinde büyür Necip Fazıl. Ama bütün o kalabalık içinde tek bir kişi onun hayatında tartışılmaz bir etki bırakır. Ne aldımsa annemden, daha düne kadar yaşayan ve 80'ini hayli aşkın olarak ölen, hayatı boyunca masum ve mazlum bu kadından aldığıma inanıyorum.
Çemberlitaş'taki konaklarında misafir gibi yaşayan biri daha vardır ki üzerinde en az Mediha Hanım kadar derin izler bırakmıştır. Ağabey Necip Fazıl'dan sadece bir yaş küçük olan, çok küçük yaşta aileden ve hayattan kopan Selma. Ağabeyine yeni elbiseler ve pabuçlar alındığı zaman boynu bükük uzaktan bakar ve hiç ses çıkarmaz. Ayaklarında bebe iskarpinler ve sırtında satrançlı manto. Ona sanki öleceği biliniyormuş gibi bir ömür yeterlidir. Zira kız çocuktur ve büyük babamın kıymet bareminde kız çocuklarının değeri düşüktür. Beş yıl süren bu kardeşlik, Necip Fazıl'ı derinden etkileyecek. Selma, şairin zihninde hep masumluk ve mazlumluk simgesi olarak yaşayacaktır. İlk eğitimini büyük babasından almaya başlar. Kıvrak zekasıyla 5 yaşında okumayı ve yazmayı öğrenir. Kız kardeşinin vefatıyla daha da ön plana çıkmış ve ailenin soyunu sürdürecek tek evlat olarak dedesi Mehmet Hilmi Efendi'nin göz bebeği olmuştur. Bu avantajını sonuna kadar kullanan haşarı çocuk, ancak babaannesinin okuması için verdiği kitaplarla sakinleştirilir. Böylece küçük çocuğunu hayatında iştahlı, denetimsiz, hatta yıpratıcı bir okuma macerası başlar. 12 yaşıma kadar süren bu ölçüsüz abur cubur okuma hastalığı bende o hale gelmişti ki, 11 yaşıma doğru Paul ve Virgin, Graziella, La Dame Camelia, Zavallı Necdet gibi hissilik ve edebilik iddiasındaki eserlere kadar tırmanan alakam, nihayet hastalığa dönmüş, gecelerimi ve gündüzlerimi bir ağ gibi sarmıştı. Üst üste pek çok ağır hastalık geçiren çocuk, Selma'nın kahrından verem hastalığına yakalanan annesi Mediha Hanım'la birlikte hava değişikliği için bir süreliğine Heybeliada'ya gönderilir. Eğitim hayatı başından itibaren hayli hareketlidir. Fransız okulu, Amerikan okulu derken nihayetinde ilkokulu Heybeliada Numune Mektebi'nde bitirir. Hastanede yatan annesinin, "Senin şair olmanı ne kadar isterdim" dileğini, bir çocuğun heyecanıyla benimseyen Necip Fazıl, şair olmaya da o günlerde karar verir. Gözlerim hastane odasının penceresinde, savrulan kar ve uluyan rüzgara karşı içimden kararımı verdim. Şair olacağım. Birinci Dünya Savaşı yıllarında ise Bahriye Mektebi'ndedir. Öğretmenleri arasında Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Aksekili, Hamdullah Supi Tanrıever gibi isimler vardır. Necip Fazıl'ı en çok hocalarımızın en yaşlısı ve derin irfan sahibi diye söz ettiği edebiyat öğretmeni İbrahim Aşkî Bey etkiler. Tasavvufla ilk ilişkisi İbrahim Aşkî ve onun tavsiyeleriyle okuduğu kitaplarla başlar. Okulda adı şaire çıkmıştır. Aruz vezniyle denemeler yapıyor, hatta elle yazılmış tek nüshalık bir dergi çıkarıyordu. Okulun öğrencileri arasında Türk şiirinin ünlü isimlerinden biri daha vardı. Nazım Hikmet. Necip Fazıl'dan iki sınıf üstte okuyor, o da el yazısı başka bir dergi çıkarıyordu. Yıllar sonra şiir ve düşünce dünyalarıyla zıt kutupları temsil edecek bu iki isim, edebiyat tartışmalarında daima birlikte anılacaktır.
Bu dönemde ülke tam bir kaos ortamındadır. Savaş yenilgisinin ardından siyasi ve toplumsal belirsizlik had safhaya varmış, İstanbul işgal edilmiş, yokluk ve sıkıntının hüküm sürdüğü mütareke dönemi başlamıştır. Aynı dönem, Necip Fazıl için de her açıdan zor bir dönem olur. Annesiyle babası ayrılmış, çok sevdiği büyük babası vefat etmiş, doğduğu büyük konağın kapıları annesine ve kendisine kapanmıştır. Genç öğrenci, bir an önce Darülfünun'a, yani üniversiteye başlama düşüncesindedir. Ancak beklenmedik bir gelişme olur ve Bahriye Mektebi'nde eğitim süresi bir yıl daha uzatılır. İlave edilen sınıfın imtihan kağıdına tek bir kelime yazarak protestosunu dile getirir. Bilmiyorum. Bu cüretkar tavır onun kaydının silinmesine yol açar. Bir süre sonra ancak Bahriye Mektebi'nin 3 harp sınıfını bitirdiğine dair diplomasını alır. Necip Fazıl, bir yandan gençlik bunalımları, bir yandan da yoksullukla mücadele içindeyken babası Fazıl Bey'in ölüm haberini alır. Yıl 1921. Şairin hayatında yeni bir sayfa açılır. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümüne o günkü adıyla İstanbul Darülfünun'u Edebiyat Medresesi Felsefe Şubesi'ne girer. Ahmet Kutsi Tecer ve Ahmet Hamdi Tanpınar'la tanışıklığı ve yıllar sürecek arkadaşlıkları bu yıllarda başlar. Matbuat alemine de üniversite yıllarında atılır. Dönemin en yüksek tirajlı gazetesi Vakit'te muhabir olarak çalışmaya başlar. Necip Fazıl bu çevreye ait anılarını yıllar sonra Bab-ı Ali adlı kitabında toplayacaktır. İlk şiirleri, başta Yakup Kadri olmak üzere Ahmet Haşim, Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar gibi ünlü isimlerin yer aldığı yeni mecmuada yayımlanır. Sevgilime kul oldum, güzelliği seçeli. Varlıkta yoksul oldum, benliğimden geçeli. Vücut ruha ağ gibi, bir düğümlü bağ gibi, muhabbet menbaı gibi Kevser'inden içeli. Yeni bir devlet, yeni bir hayat düzeni kurulmuştur. Cumhuriyet idaresi, ağır savaşlardan çıkan ülkeyi kalkındırmak için çaba harcarken, yeni ve iyi yetişmiş bir nesle büyük ihtiyaç vardır. Maarif Vekaleti, Avrupa'ya öğrenci göndermek için sınav açar. Sınavı kazanıp Avrupa'ya gidecek Darülfünun öğrencileri arasında Necip Fazıl da vardır. Genç şair, önce Cumhuriyet Türkiye'sinin başkenti Ankara'ya, ardından felsefe eğitimi için kültür ve sanatın başkenti Paris'e, Sorbonne Üniversitesi'ne gidecektir. Paris'e hükümet talebesi olarak gönderilişimin resmi muamelesini de ikmal etmek için Vakit Gazetesi'nin Ankara muhabiri sıfatıyla yeni idare merkezine odun yakan bir lokomotifin arkasında 36 saatte vardım. İstasyon. Burada gelir insana boş günlerin usancı, çalar birden kampana ölüm çanından acı. Sonra bir düdük öter, kesik çığlıklarla der, buradan bildik gidenler yarın döner yabancı. Okumak üzere gittiği Paris'ten Necip Fazıl da bir yabancı gibi dönecektir. Zira Paris, sadece edebiyatın ve zengin kültür aleminin değil, bohem hayatının da vazgeçilmez merkezidir. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından bütün Avrupa'yı saran o umutsuzluk, boşvermişlik, özellikle genç neslin zihnine yerleşmiş durumdadır. Pırıl pırıl cadde, Paris kaynıyor. O genç şair, şehrin kapkara çatıları,
esrarlı bacaları ve her an göz kırpan ışıkları ortasında kaybolmuş bir çocuk gibi kimsesiz ve on parasız. Kaldırımlar şiiri işte bugünlerde kalabalığın içinde yalnız ve çaresiz dolaştığı Paris sokaklarında birikecektir. Paris'te uzun süre bohem hayatı yaşayıp Paris gecelerinin o sıkıntılı ortamını beş parasız bir şekilde sokaklarda yalnız bir insan olarak yaşamış. Dolayısıyla üniversite tahsilini tamamlayamamış bir genç olarak Türkiye'ye döndü. Tabii bu tecrübeyi yaşamış olmak da önemli bir şey. Aslında Yahya Kemal de benzer bir tecrübe yaşamıştı bildiğiniz gibi. İşte Paris'e gitti. O da 2 yıllık siyans politiği bitiremedi. Fakat 10 yıl Necip Fazıl gibi bohem hayatı yaşadıktan sonra Cartier Latin muhitinde 10 yıla yakın bohem hayatı yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndü. Fakat o da Türk şiirinde bir dönüm noktası oldu. Necip Fazıl da öyledir. Yani nasıl Aruz'da modern Türk şiirinin Aruz Vadisi'nde Yahya Kemal bir dönüm noktasıysa, Necip Fazıl da bu manada modern şiirle temas noktasında hecede bir dönüm noktasıdır. Paris hayatının etkileri Türkiye'ye döndükten sonra da uzunca bir süre devam edecektir. 1925 yılında Örümcek Ağa'yla yeni bir pencere açılır. Duvara bir titiz örümcek gibi ince dertlerimle işledim bir ağ. Ruhum gün doğunca sönecek gibi şimdiden ediyor hayata veda. Necip Fazıl dikkatleri üzerine çeken bu çıkışı yaptığında henüz 21 yaşındadır. Küçük bir şiir kitabıdır. 64 sayfadır hepsi. Salih Zeki Aktay diye o dönemin şairlerinden bir tanesi vardı. Necip Fazıl'dan daha yaşlı. Büyük takdir hisleriyle bu kitabı tanıtan bir yazı yazıyor. Biz şimdiye kadar şiir diye bir takım yıpranmış bilgileri, yıpranmış hayalleri, imajları kulaklarımıza doldurduk. İşte hakiki şiir bu, şimdi karşılaştık diyor. 1928'de ikinci şiir kitabı çıkar. Bir döneme damgasını vuracak olan Kaldırımlar, Necip Fazıl'ı emekleme çağını yaşayan hece ölçüsünün en genç ustası yapar. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri Kaldırımlar. Büyük bir yankı uyandırıyor. Bizim görebildiğimiz kitaplarda ve gazetelerde mesela Peyami Safa'nın, Mustafa Şekip Tunç'un, Abdullah Cevdet'in, hatta kendisinden daha genç olan Ziya Osman Sabah'ın, daha pek çok Nurullah Atacı'nın bu kitabı takdir eden yazıları çıkıyor. Kaldırımlar. Yani olağanüstü bir şiir gibi birdenbire Türk şiir dünyasının içine düşüyor. Necip Fazıl artık Kaldırımlar şairi olarak tanınmaktadır. Eserleri ve farklı kişiliğiyle gittiği her yerde ilgi odağıdır. Ancak tüm hızıyla devam eden bohem hayatının belirsizlikleri hem kendisini hem de çok sevdiği annesini endişelendirmektedir. Ak saçlı başını alıp eline, kara hülyalara dal anneciğim. O titrek kalbini bahtın yeline, bir ince tül gibi sal anneciğim. Sanma bir gün geçer bu karanlıklar. Gecenin ardında yine gece var. Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar.
yaşlı gözlerinle kal anneciğim. Gözlerinde aksi bir derin hiçin, kanadın yayılmış çırpınmak için, bu kış yolculuk var diyorsa için, beni de beraber al anneciğim. Yıl 1929. Belki de daha düzenli bir yaşam tarzı istediği için Türkiye İş Bankası'nın açtığı müfettişlik sınavına girer. Paris dönüşünde İstanbul ve Anadolu'da yaşadığı kısa süreli bankacılık tecrübesiyle sınavı kazanır ve Ankara'ya atanır. Sanat ve edebiyat çevresiyle ilişkisi Ankara'da da devam eder. Falih Rıfkı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nurullah Ataç, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Kutsi Tecer sıkça görüştüğü isimlerdir. ...18 aylık askerlik görevini İstanbul'da tamamlar. ...1933 yılında Ankara'ya döndükten sonra Ben ve Ötesi adlı 3. şiir kitabını ve Birkaç Hikaye, Birkaç Tahlil isimli eserini yayınlar. Bankacılığı ve şairliği bir arada sürdüren Necip Fazıl artık Ankara'dan sıkılmaya başlamıştır. Anadolu'da başka bir şehre tayin ister ve Trabzon'a gönderilir. Burada bir otel odasında kalır. İstanbul özlemiyle Trabzon'a da sadece birkaç ay katlanabilecektir. Bir merhamettir yanan, daracık odaların isli lambalarında, isli lambalarında. Gelip geçen her yüzden gizli bir akiz kalmış, küflü aynalarında, küflü aynalarında. Atılan elbiseler, boğazlanmış bir adam, kırık masalarında, kırık masalarında. Bir sırrı sürüklüyor terlikler tıpır tıpır, izbe sofalarında, izbe sofalarında. Atıyor sızıların çıplak duvarda nabzı, çivi yaralarında, çivi yaralarında. Otel odaları, kaldırımlar, bacalar, çan sesleri. Deniz, takvimdeki deniz, azgın deniz gibi şiirler Necip Fazıl'ın Türk edebiyatına getirdiği yeniliklerdir. Muhteva olarak getirdiği yenilikler. Artı bu şiirlerle ilk defa hece ölçüsü kentselleşmiş oluyor Necip Fazıl'ın bu şiiriyle. Daha önce Faruk Nafiz'e gelinceye kadar olan şiirde bu anlamda, bu bağlamda bir kentlilik yok. Faruk Nafiz'in ulaştığı Necip Fazıl'dan bir nesil önceki şiir Han Duvarları. O şiir elbette kendi janrı içinde güzel bir şiir. Edebiyatımızın önemli hamlelerinden birisi, önemli şiirlerinden birisi. Ama Necip Fazıl Han Duvarları'nı otel odalarıyla aşmış oluyor. İşte Necip Fazıl Kısakürek, hece ölçüsüyle yazılan şiirler arasında çok büyük bir öncü, çok büyük bir zeka, buluşlara dayalı, yeni imgeler, yeni metaforlar ortaya koyan çok büyük bir yetenektir. Pek çok şairin o dönem yazmak istediği, aradığı, bulamadığı şiiri, yenilikleri o yakalamıştır. Büyük bir zekayı görüyoruz burada. Bir taşıran damladır Türkçe'de Necip Fazıl Kısakürek. Aslında bütün o anlattığı o gizem dolu şiirlerinde de hep kendi içine yaptığı bir arayış,
bir yolculuğu görüyoruz. Devamlı arayış içinde olan bir şair. Çünkü yetmiyor. O bizim çok sevdiğimiz, aa ne güzel üstad dediğimiz şiirlerin hiçbir ona yetmemiş. Bu da ancak yaratıcı, zeka dolu insanın sanatçılarda ortaya çıkan bir özelliktir. Şiirlerindeki arayış iç dünyasında da devam eder. Ne bohem hayatın hareketliliği, ne şöhretin getirdikleri, ne para, ne de başka bir şey bulamamıştır aradığını. Ta ki 1934 yılına kadar. Artık gördüğü farklı bir ışığın peşinden gidecektir. Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış.